geç kaldım değil mi? Zararı yok. Bak sana hediye aldım. Kurdele. Bir de ayna. Sen bağla saçını. Ben bağlamasını bilmem ki. Olsun, bağla. Yakıştı değil mi? Çok yakıştı. Ben güzel miyim? Söylesene, ben güzel miyim? Çok güzelsin. Çok mu? Çok. Nereden aklına geldi bana hediye almak? Aldım işte. Yoksa beni seviyor musun? Hadi söyle. Sen seviyorsan. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni. Beni alacaksın değil mi? Okula gidiyorum Razi. Olsun. Ben senin dersine, kitabına karışmam ki. Hem anana da yardım ederim. Ama yine de olmaz. Yalan söyledin. Sen beni sevmiyorsun. Seviyorum kız. Sevsen hayır demezdin. Ağaç köyüne pamuğa gidiyoruz zaten. Geldi. İftah çukurdan, bereket Allah'tan. El kapısı de, devlet kapısı de. Başına buyruk, kendine buyruk. İster kabak saat, ister bana dura. İyi iş tuttuk valla. Aynı mevzuluk gibi. Gece yarısı oldu. Zımar artık herif, hadi. Gideceğim anne, gideceğim. Çocuk muyum ben? Sen o sıcağa dayanamazsın oğlum. Niye? Doğduğumuzdan beri güneş tepemizde değil mi zaten? Bir kızın ardından yazıya yabana git, tutul bir sıtmaya, sonra titre, yan, dur. Kimsenin ardından gitmiyorum ki ben. Raziye'nin ardından gitmiyor musun? Nereden çıkarttın bunu anne? Neredeyse okul açılacak. Kitap, defter, bilmem ne kadar tutar. Bir ay kadar pamuk toplasam. Ne yapacağız herif? Çöz oğlanın ipini avrat. Çöz gitsin. Bir şey olmaz. Ben onları hayatın her türlü rezilliğine alıştırdım. Müzik.
Çocuklar, Raziye'nin hayması neresi? Burası. Baban? Kuyuya gitti, daha dönmez. Bak nasıl geldim, gördün mü? Çok mu özledin? Hem de nasıl. Ben de seni. Dün gece düşümde gördüm vallahi. Allah'tan başka bir şey istesem olacakmış. Babam. Baba, Muzo geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk emmi. Nasılsın, iyi misin yeğenim? Sağ ol emmi, iyiyim. Kız ya baban uyanırsa? Top atsan duymaz. Yorgunluktan iyice daldı. Hem ben söyledim babama. Beni evlenirse kendi de evlenecek. Ben seni hemen almayacağım ki. Sen beni sevmiyorsun. Seviyorum kız. Az seviyorsun. Bu işin azı çoğu mu olurmuş? Gel. 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 Kız Raziye, belimin kemiği sızlıyor. Bir iki gün sonra alışırsın. Millet kuşkulanıyor mu dersin? Kuşkulansınlar, insanın yavuklusu olmaz mı? Çene yok, iş var. İşin arkasından aş var, aşın arkasından beş var. Oynadın kollarınızı, hadi göreyim. Göbek mi atalım istiyor bu herif? Gülüyorsun kız. Gel bakalım, biraz konuşalım. Otur hele. Ben az konuşurum. Sana tek söz. Raziye alacağımı sen? Emmi, biliyorsun ben okuyorum. Ne kadar sürer bu okul? 5-6 yıl sürer. Ne? O zamana kadar kızın turşusunu mu kuracağım ben? Nene olur nene. Sana bir şey diyeyim mi? Bak, erkekçe bir laf. Bir daha benim kızın etrafında dolanırsan, dinleme abimime öldürürüm seni. Ondan kendine selam, ne aleyküm selam. Sen git okulunu oku. Kızla bir dengine varsın. Thank you.
Sevdiğim kız gelin olmuş gidiyordu. Okuma tutkum Raziye'ye duyduğum aşkı yenmişti. Bu uğurda verdiğim mücadele gözümün önünden bir film şeridi gibi geçti. Hiç unutmuyorum. O yıl tatil bitmiş, okula başlayacaktık. Abim Sefa ortaokula gidiyordu. Ona papuç almışlardı. Ama benim papucum yoktu. Babam kolay deyip işe girişti. Abim Sefa'nın gözlerinde traum denilen hastalık vardı. Her hafta kontrola giderdik. Ayakkabıları baban mı keşfetti? Evet, babam keşfetti. Peki Amerika'yı kim keşfetti? Ne bileyim ben? Christophe Colomb, sen onu merak et. Bugünümüzü sağlayan! Bugünümüzü sağlayan! Ulu Atatürk! Ulu Atatürk! Açtığın yolda! Açtığın yolda! Kurduğun ülkede! Kurduğun ülkede! Gösterdiğin amaçta! Gösterdiğin amaçta! Hiç durmadan yürüyeceğime! Hiç durmadan yürüyeceğime! Ne mutlu Türk'üm diyene! Ne mutlu Türk'üm diyene! Oturun. Bugün matematikten sözlü yapacağım. 130 sen gel. Şunun ayakkabılarına bakın. Ay, yok, 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 yok. Susun çocuklar. Üçgenin tarifini yapar mısın 130? Üç köşesi ve üç kenarı olan şekillere üçgen denir. Çiz bakalım. Bir daha bana sevgili atma, kafanı patlatırma. Aferin sana, otur. 298 sen gel. Çocuklar. Sen de bize dikdörtgeni anlat. Dikdörtgen, dikdörtgen, dört kenarı birbirine eşit olan şekildir. Çizer misin? O defteri babanla icat etti. Aa, kaleme bak. Ne biçim kalem bu böyle? Kalem dediğin böyle olur. Ne oluyor orada? Hiç öğretmenim. Sen onlara bakma Muzo. Muzo oğlum, sofraya gelsene. Ben yemeyeceğim. Gel çocuğum, aç açına gece uyuyamazsın. İstemiyorum. Nesi var bunun? Çarşıdan pabuç istiyormuş. Sanki biz para basıyoruz. Çocuklar hep alıyor diyor benimle. Bala etsinler. Tokaçın haline ne anlar? Hadi gel oğlum. Gelmeyeceğim. Ben pabuç istiyorum. Thank you.
Muzo. Gel, seninle bir şey konuşacağım. Aysel'in dolma kalemi kaybolmuş. Arkadaşların senin aldığını söylüyorlar. Söylesene Muzo. Aldın mı? Peki, eğer almadınsa arkadaşların senden neden kuşkulanıyorlar? Kalemim çok küçülünce babam kamışa taktı da. Hadi git arkadaşlarınla oyna şimdi. Muzaffer. Sen hem iyi hem akıllı bir çocuksun. Bugün dersten sonra sınıf defterini sen götür. Peki öğretmenim. Şimdi çocuklar vücudumuzu tanıyalım. Vücudumuzun başlıca kısımları baş, gövde, kol ve bacaklardır. Muzo, ne var? Çantamın kenarına sıkışmış. Al, senin olsun. Hadi alsana, senin olsun. İstemiyorum. Çocuklar, çocuklar. Ne oluyor orada? İç öğretmenim. Evet, iç organlarımız. Kalp, ciğer, mide, bağırsaklarımız. Uçağının yoklama defterini getirdim baş öğretmenim. Getir çocuğum. Ay! Hay Allah! Affedersiniz müfettiş bey. Çok affedersiniz. Yoklama defteri efendim. Koy oraya da sınıfına git. Hatice Hanım, ıslak bezle sabun getirin. Ayağım kaydı. Çok özür dilerim. Zararı yok. Sınıfına git dedim sana. Müfettiş bey, olacak iş değil. Nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Rica ederim oturun. Çok üzgünüm efendim. Hala ne duruyorsun orada? Şey, baş öğretmenim, ayakkabımın teki. Amma da ağırmış bu. Sağlam olsun diye babam çok çivi çaktı efendim. İsterseniz annem pantolonunuzu yıkasın. Sağ ol, o kadar vaktim yok. Muzo,
Nerelere balon? Yavrumu sevindi. Yok mu balon istiyorsun? Baloncu geldi. Balon. Al. Sağ ol abla. Hadi bakalım. Kitabınızı balon gibi. Küçük, şu balonları indirirsen birini sana veririm. Sana vermişim, üstü ver. Patlatma. Emmi, yukarıdaki balonu da alayım mı? Tamam, istemez, in artık. Aferin Hasan'ım. Emmi, benim balonum. Senin balonum. Orada. Anne. Anne. Ne oldu, ne var? Benim de balonum var. Hani nerede? Ulu caminin oradaki ağacın tepesinde. Ha? Elif, uyan. Uyan, kıyamet kopuyor dışarıda. Aslan işi yok. Anne, aslan işi yok. Aptal, yağmurdan dam akıyor. Uyan herif, uyan. Hay Allah'ım. Anne,
Tarzan değişiyor. Kalk dedim herif, kalk. Ev göçecek. Dışarıda kıyamet kopuyor. Merak etme. Benim yaptığım eve hiç olmaz. Ortasına dön. Ya orada kapı gibi arsamız var. Her sene bu rezilliği çekmeye değer mi? Kendi arsamızda evimizi kurarız kale gibi. Yok neymiş? İtin kopun yaşadığı o mahallede çocuklar serseri olurmuş. Olacakları varsa. Geceleri polis bile giremiyor o mahalleye. Sen işine bak. Çocuklar büyümeden adımımı bile atmam o it tarlasına. Atmazmış. Atma. Aferin oğluma. Sağ ol yavrum. Hadi durma orada. Sabah ah, birazcık be. Malzeme olacaktı ki. Saray yapardım, saray. Saray yapınca da içinde kim oturacak? Kralla kraliçe tabi. Kralla kraliçe çalışmaz Allah'ım. Sabahtan akşama kadar yan gel yat. İki tane de veliaht ortalıkta. Kılıçlarını kuşanmış. Babam hayal kuruyor gene. Benim kılıca bak. Hadi lan fazla gülme, dök suyu. Harç yetiştirin. Koş su getir. Avrat bak hele ne diyeceğim. Ne var gene? Diyorum ki bu sefer doğudaki pencereyi kapatıp buradan pencere açar. Hele sen şu deliği tıka önce. Sen demiyor muydun doğudaki pencereyi ağaç kapıyor diye? Avrat iki tane mi açak diyorsun? Bir buradan bir de batıdan. Allah Allah, canın nereden istiyorsa oradan aç. İstersen evin tepesinden aç. Zaten seninle de hiçbir şey konuşulmaz ki. Kolay gelsin. Sağ ol komşu. İş arasında yemek yapmak zor olur. Size çorba getirdim. Ne zahmet ettim Fethiye abla? Komşulukta zahmet mi olur ciğerim? Ekşi efendi, senin konağı yükleyip İstanbul'a kondurayım mı? İstanbul kim, biz kim Sefer ağa? Muzo, 9 kere 9 kaç eder? 99, 98, 99 değil 81. Aferin yeğenim. Biraz büyü de seni yanıma muavin alayım he? Ben okuyup öğretmen olacağım. Bir kere daha aferin. Havabaşı, Rıfat ağalar yarın seni çamaşıra bekliyorlar. Olur giderim Sefer efendi. Hadi kolay gelsin. Hadi gidiyoruz. Kolay gelsinmiş. Kolaysa başına gelsin. Sağ olsunlar, Şadiye hanımlar göndermişler. Gene mi patates? Bir damla da et koymamışlar içine. Şimdi Atiye hanımın pilavı olacaktı ki. Yalnız piştikten sonra biraz dinlendirse... pirinçler dana göz gibi dene dene olur şöyle. İçine kuş üzümü de kosun mu? Dalga mı geçiyorsun benden? Adam bilip göndermişler, ye. Allah'ına şükret. Geç.
Şimdilik böyle idare edin. Yarın kömür imalatına başlarız. Oh, sıcacık. Ateş gibi. Havva Hanım, doldur çayları da şu mutluluğun tadını çıkaralım. Bu yıl kış zorlu geçeceğe benzer. Hiç korkmayın. Ahmet Efendi tedbirini ona göre alır. Avrat. Ne var? Ne cevahir yumurtlayacaksın gene? Yani bazen diyorum ki kendi kendime. Ne diyormuşsun bakalım sen kendi kendine? Bir gün şöyle gizli bir yerde bir define bulsam. Altınlar, elmaslar, inciler. Elmaslar, inciler. Neyse. Olmaz mı? Allah'ın işine kim karışabilir? Bakarsın bir gün şu gariplerin çektiği yeter demiş. Kaldırmış defineyi kafana atmış. Avrat, dalga geçme benimle. Hadi herif, çayını iç de rüyanı gece uykunda gör. Ne kişniyorsunuz orada? Birbirimizi gıdıklıyoruz baba. İyi. Gelin beni gıdıklayın, ben de güleyim. Hop. Helkeleri alın. Şunlara bak, kapkara olmuşlar. Hadi lan, davranın. Havva, kız! Rezil ettiniz mahalleyi. Her taraf gömür tozuna battı. Kusura bakma Fethiye abla. Ben gelir temizliğine yardım ederim. Ne efendiydi o elektriği keşfeden herif? Edison. Ha işte. Kömür tozundan ucuz kömür yapmayı da Ahmet Efendi keşfetti. Yaz bunu da aklının bir tarafına. Ahmet Efendi, kurudu mu somunlar? Akşama yenecek gibi olur. Maşallah, maşallah. Bu kış karada ölüm yok desene. Allah yardım ederse. Uzun yeğenim. Ne bakayım, 7 kere 9? 62. Aferin yeğenim, aferin. Hadi kolay gelsin bekçi efendi. Sağ olasın. Yutturdum baba. 7 kere 9 62 değil, 63 eder. lan. Evet, bu iş bu kadar. Alın size hem mangal, icabında da soba. Oh, ocağın yansın herif, gene kurşun gibi olmuş. Ne eğer ki senin kadın aklın. Ağır olunca kışın bir ısındı mı bir daha soğuma bilmez. Hafif olsun da koca sandık kömürü kış ortasında tüketin. Avrat avrat, yenenle yanana daha dayanmazmış. Açıldı çenen gene. Anne çok sıcak yandım. Kes sesini. Bu kir başka türlü çıkar mı ha?
Ağzıma kaçtı. Sus dedim sana. Yanıyorum. Sus dedim değil mi? Bakın anlatayım. Mestan hamamını geçtim. Kepekçi Ramiz'in köşesini döndüm. Bir de baktım karanlıkta bir kişi oradaki dükkanlardan birinin kilidini zorluyor. Yavaşça arkasından yaklaştım. Tabancayı ensesine dayadım. Cumbay ne gibi mi baba? O kim oğlum? Çifte tabancalı kovboy var ya. Neyse. Sonra arkamı bir döndüm. İki kişi daha. Üç kişilermiş. Bir yumrukta onlara. He. Karşı geldiler ama sonunda üçünü de sıkı sıkı bağladım. Götürdüm karakola. Komiserime dedim ki buyur komiserim. Sonra baba? Sonrası ne oğlum? Komiserim dedi ki aferin Ahmet efendi. Öbür bekçiler de kıskançlıktan çatladılar. Aslan babam. Ulan oğlum, 2 yıldır sınıfta kalıyorsun. Bu kadar masraf ne olacak? Ne kendine acıyorsun, ne de bize. Anne! Anne! Sınıfımı geçtim. Hem de pek iyiyle. Ben her zaman söylerim, benim oğlum okuyup büyük adam olacak diye. Öpeyim baba. Aferin oğluma. Abi sen? Artık ona okul mokul yok. Sefa terzi yanında çalışacak. Rüyamda aksakallı bir dede söylemişti. Sefa'nın kısmet o terzilik işinde. Umudumuz muzoda. Her şey iyi de okul büyüdükçe masraf da büyüyor. Nasıl geçineceğiz bilemiyorum vallahi. Ben de çalışırım anne. 37, 38, 39... 40. Hepsini satarsak çok para kalacak anne, çok. Evet, darıları bugün ucuz aldık. Darı var, darı! Hamama girdi koca karı! Darı var, darı! Hamama girdi koca karı! Dişleri sarı sarı! Darı var, darı! Hamama girdi koca karı! Dişleri sarı sarı! Darıcı ver bir tane. Darı var darı, hamama girdi koca karı, dişleri sarı sarı. Al, bir daha gelme. Darı var darı, darı var darı. Gelsene. Gel içeri. Adın ne senin? Muzaffer, ama herkes Muz eder. Darı almayacağım Muzaffer. Karpuz yer misin? Yerim. Yesene Muza. Bak Muzaffer, sana bir iş desem yapar mısın? Yaparım. Saathaneyi biliyor musun? Biliyorum. Kapalı çarşıyı? Biliyorum. Orada kemerli kapıdan girince 3. dükkanı bulacaksın sağda.
mektubu o dükkandaki kıvırcık saçlı oğlana vereceksin. Tamam mı? Unutma, sağdan üçüncü dükkan, kıvırcık saçlı oğlan. Unutmam. İşmaret dışarı çağır. Bu mektubu Hamide abla gönderdi de. Bu da senin paran. Ne var? Ne istiyorsun? Mektup abi. Ne mektubu? Hamide abla mektup yolladı. Ver bakayım. Yarın gel cevabını vereceğim. Tamam abi. Orada? Paralarımı sayıyorum anne. Nereden buldun o kadar parayı? Darı sattım ya. Ben ailenin bokunu bulaşını temizliyorum da kazanamıyorum bu kadar parayı. Çok çalıştım anne. Adana'yı karış karış dolaştım. Bütün darıları sattım. Aferin sana. Bana çizme alırsın değil mi? Hem de kırmızı. Darı var darı. Hamama girdi koca karı. Dişleri sarı sarı. Darı var darı. Hamama girdi koca karı. Dişleri sarı sarı. Darı var darı. Hamama girdi koca karı. Dişleri sarı sarı. Ne var, ne istiyorsun? Hamide abla yok mu? Ne yapacaksın Hamide ablanı? Şey, mektup. Darı istemişti de. Ha, demek o postacı sendin. Ah! Sen sıram oldun kızımın kaçmasına. Al darılarını defol yoksa gebertirim seni. Adana'da kiralar Muharrem ayından Muharrem ayına yıllık ödenirdi. O gün yine ev sahibimizi ziyarete gidiyorduk. Rüşvet olarak her yıl bir sepet nar götürürdük. Unutmayın, boynumuzu iyice bükeceksiniz. Na böyle. Unutmayın ha. Namussuz karı, ödümüzü kopartır her sene sizi evden çıkaracağım diye. Kaltak, yetmiyor mu o konaklar sana? Baksana şu iki sabiye. İnsan bunları acır be. Huticiler. Hacı bayram kuyusunda. Hacı bayram kuyusunda. Çiftçilerin tarlasında. Çiftçilerin. Ya yağmur yağdıracaklar. Allah'ın işi bu. Yürüyün. Lan baktınız koca karı ıngır cıngır ediyor. Ağlamayı unutmayın ha, yanarız vallahi. Unutmayız baba.
Oturun hele. Geçin şöyle. Bak Ahmet Efendi. Her yıl aynı terane. Kapı başındırıp duruyorlar. Aman Münevver Hanım o arsayı bize sat diye. Vallahi ne diyeyim, bizim anamız da sensin, Allah'ımız da. Lan alim malim demeyin ha. Ağlarsanız bir daha getirmem demedim mi? Çocuk işte. Olmaz Ahmet Efendi. Marul eksem daha çok para kazanırım şu verdiğim paradan. Doğru Münevver Hanım, çok doğru. Ama biliyorsun ki... Ay, kız canımı acıttın. Olmaz, şöyle birkaç kuruş daha ver bakalım. Teyze, teyze, bizi sokağa atma. Ne olur atma. Kızım, kalk çocukların karınlarını doyur. Baş üstüne hanımım. Hadi gelin benimle. Allah gani gani razı olsun. Ahmet efendi, benim hiç çocuğum olmadı. Kısmet Münevver Hanım. Bu yıl da oturun, çocukların hatırı için. Allah razı olsun. Ama seneye hiç karışmam bilesin. Açılın oğlum, açılın. Pek de güzelmiş. Yanındaki babası olacak, kocası nerede ki? Kız yüzünü kapat, kapat. Allah Allah. Açılın oğlum, hadi, hadi aslanım. Gel. Açılın, açılın, gelin geliyor. Müjgan abla. Getirdin mi? Getirdim. 15 buz, onda paranın üstü 25. Kalsın, o senin olsun. Sağ ol abla. Kim o Müjgan? Buz aldırdım da çocuğa. Dur lan, rakı aldırmayı unuttuk gene. Ben gider alırım emmi. Aferin lan. Tut şunu. Adın ne senin? Muzo, yani Muzaffer. Şu karşıda oturuyorlar. Karışma sen. Götür, buzu eritme. Okula gidiyor musun? 3. sınıftayım. Aferin, hesabı öğrenmişsin. Başka neler biliyorsun? Fransızınki Paris, Almanya'nınki Berlin. Ha. O ne o? Başkentleri. Maşallah. Dünyanın başkenti neresi peki? Para oğlum, para. Dünyanın direği de böreği de para. Dünyanın böreği olur mu be? Olur olur. Hem de nasıl olur. Hadi git rakıyı al da beraber yemek yiyelim. Şey ama... Gel lan gel. Parayla değil, beleş lan beleş. Anneme demedim de. Hadi rakıyı al. Annene de haber et bizde yemek yiyeceğini. Buzo! Paranın üstüyle kendine şeker al lan. Alışmışız ki bu meretene alışmışız. Gıçımdan donumu almışlar gibi oldum valla. Donu pantolonu bırak da maaşı söyle. Maaş da artıyor mu tahsildar olunca? Maaş yok. Ne?
Ne dedin? Maaş yok mu? Aylık toplayacaksın. Ne kadar aylık topladıysan onun %'sini alacaksın. Yani elimize ne geçecek belli değil. İşin yoksa ağzını aç bekle böyle. Başka çaremiz var mı? Anne. Anne. Papaza rakı aldım. Beni yemeğe çağırdı. Gideyim mi? Hayır. Ver rakısını gel. Ya bana ne bana ne. Gideceğim ben. Avra da evde mi? Evde. Git öyleyse. Kim bu papaz? Şu karşıki herif. Kızı yaşında karı almış, papaz koymuş mahalleli adını. Müjgan! Müjgan! Neredesin kız? Müjgan, pul biber getir hele. Sen niye zayıfsın böyle? Az yiyorsun da ondan. Ha, bu avrat da yemez. Kurumuş kalmış anasının evinde. Benim anam 120 kiloydu. Ah, ah ulan, ah anacığım, ah. Otur avrat, otur, sen de. Vallahi ben öyle zayıf avrat istemem. Her bir budu nah bu kadar olacak. Avrat. Soğumuştur. Kalk şalgam getir. Hadi yesene. Bırak onları, bırak, bırak. Al bunu ye. Cacık nerede? Şalgam istemiştin ya. Cacık nerede dedim. Allah Allah. Ben çişime diyeceğim. Ne yapıyorsun Muzu? Abla gel, sen de çık. Almayalım onu. Olmaz, ikimizi de öldürür. Kim ulan bu evin erkeği? Sen misin? Vurma! Vurma artık yeter, vurma! Seni ben ne istersem olacak ulan bu evde! Vurma yeter artık! Öderim seni vallahi dümdük! Lan senin... Anne, Müjgan ablayı öldürecek. Karışma sen. Avrat der mi? Sever de döver de. Sen de denesene. Pis papaz. Hadi lan içeri. Bırak çamaşırı, kalk yemek hazırla hadi. Kolay gelsin Müjgan abla. Sağ ol Muzu. Dövdü seni değil mi? Hı hı. Ben de bir daha rakı almayacağım ona. Muzu lan! Koş bir büyük rakı al da gel bana. Almayacağım işte. Sen Müjgan ablayı dövüyorsun. Para veriyor ama. Verirse versin. Ne yapayım? Muzo neredesin lan? Muzo! Allah kahretsin. Hani almayacaktın? Ne haber?
şey var gene. Kokuyor. Yarın çamaşıra gideceğim, gaz alırız. Bugünlük bununla yap dersin. Hadi benim güzel çocuğum. Kaçtı. Beni bırakıp kaçtı. Yüreğim yanıyor, yüreğim. Lan oğlum, çocuklara malum olurmuş. Söyle bakalım, gelecek mi Müjgan ablan? Gelmeyecek. Sen ona dayak attın. He lan he. Kırmadı bu elleri. Vallahi kırmadı. Geceliydi. Bu kombinesiydi. Bu da doluydu. Bu da memeliydi. Küçüklerin duasını kabul edermiş. Dua et gelsin Müjgan ablan. Bir gelirse, bir gelirse sana bir kat elbise alacağım. Bir de kundura, bir okul çantası, bir sürü de kalem. Ah Müjgan, ulan ben seni yakalarsam kemiklerini kırmaz mıyım? Haber, senin para babası gitti. Giderse gitsin. Ben Müjgan ablayı özlüyorum. Babam işten ayrılmış. Herif bana taktı. Şefmiş. Allah dersin ya. Bütün gün tahsilat yapacağım diye köy köy dolaşmıştım. Ayaklarıma kara sular inmişti. Yorulmuştum. Baktım şef odada yok. Gittim koltuğuna çöreklendim. Bir de cihara tüttürdüm. Şef odaya girince, bu ne lavaballik? Çabuk çık dışarı diye avazı çıktığı kadar bağırdı. Ben de, babanın malı mı ulan? Sen de devletin bir kulusun, ben de devletin bir kuluyum deyip verip veriştirdim. Şef üstüme görünce de, ulan seni bit gibi ezerim diyerek yapıştırdım tokadı ensesine. Bir daha, bir daha. Başladı mı anılmaya? Dışarıdan memur arkadaşlar koşup geldiler. Aman Ahmet efendi, etme. Çoluna çocuğuna acı. Sen büyük adamsın, idare et. Yapma dediler. İster inanın, ister inanmayın. Eskisi gibi çamaşıra gidecek halim de yok. Ne yapacağız şimdi? Ya bırak söylenmeyi. Elbet bir iş bulacak. Öldük mü?
Zaten çok daralmıştık. Allah fakirin yardımcısıdır. Gün ola hayır ola. Ben kahveye çıkıyorum. Baba. Ne var? Baba, ben yine okula gideceğim değil mi? Yok, nereye gidecektin başka? Benim gibi kahveye mi? Bataklı Dönüm, Kızı Ayşe. Güzel film olacak. Yürü, işimize bakalım. Celal abi. Bu çocuk gazoz satacakmış Celal abi. Gazoz başı 1 kuruş. Kırılan her şişe için 5 kuruş keserim. Tamam Celal abi. Ona göre kırmayacaksın şişeleri. Tamam. Öyleyse hemen işe koyulur. Hadi yürü. Siz hattına oku bakalım. Bataklı Damdam, 18 yaşında Hüseyin kızı Aysel'in iddiasına göre geçen sene satılmış zadenin yanında hizmetçilik ederken Muma ile kızın ırzına tasallut etmiş, mevkume bunun müteakip hamile kalmış. Onun için satılmış zadeden çocuğuna nafaka istemektedir. Tarafın şuhudu mevcut olmadığından mahkeme keyfiyetin tespiti için yemine müracaat etmek üzere satılmış zadenin celbine karar vermiştir. Hala bu kızın sana iftira ettiğinde namusun, vicdanın ve şerefin üstüne yemin etmeye hazır mısın? Bu kızdan hiçbir alakam olmadığına yemin etmeye hazırım. Ne? Ne dedin? Yemine hazır mısın? Edemez. Yemin edemez o. Bu kızla anne, hiçbir cinsi münasebette bulunmadığına geldi diyorum. Yemin eder misin? Bu da damar altı. Namusun ve şerefim üzerine... Bu yemini etmesin. Davayı mutlaka senin mi kazanman lazım? Davamı geri alıyorum. Onu yalan yere yeminle zorlamak istemem. Ne bağırıyorsun? Ha? Aklını mı kaybettin? Davamı geri alıyorum. Nafaka falan istemem. El verir ki çocuğumun babası yalan söylemesin. Gazoz! Buz gibi gazoz! Gazozcu! Gazozcu geldi! Gazozcu! Buz gibi gazoz! Gazozcu! Gazozcu! Gazozcu, aç yiyelim bir tane. Tamam emmi. Ben bir yere ben filmin devamını göreceğim. Ver şunu çocuklara. Al o. Lan çiçek var mı burada çiçek? Çiçek be. Gazozcu. Gel oğlum hele. Gazozcu. Filmin sonu nasıl bitiyor? Sakın söyleme oğlum sakın. Deli misin be herif? Sonunu bilirsek zevki mi kalır bunun? Kaç kuruş buldun? 10 kuruş. Amma şanslısın be. Ben hiçbir şey bulamadım. Arkadaş değil miyiz? Bölüşürüz. Celal abi. Ne var? Diyorum ki bir kutu yapsan. Ben mahalledeki arkadaşlarıma bu filmleri göstersem. Tamam yaparım. Sadece kutuyla olmaz. Ona bir de mercekle dişli uydurmak lazım. Sen yap. Ben sattığım gazoz paralarıyla sana öderim. Teşekkür ederim Celal abi. Kovboylar! Kızılderililer! Trenler! Pardon vahşi ormanlarda! İki kuruşa sinema. Gelin seyredin. Kovboylar. Kızılderililer. Tarzan vahşi ormanlarda. Trenler. Ne ararsan burada. İki kuruşa sinema. Gelin seyredin. Yandı.
Tren gitti, film bitti. İki kuruş verdim, azıcık daha oynar. Olmaz, yandı. Sıradaki gelsin. Kovboylar, Kızılderililer, trenler, Tarzan vahşi ormanlarda. Ne ararsan burada. Annem gönderdi. Sağ ol. Hadi ben okula gidiyorum. Güle güle. Babam sonunda bir garsonluk bulmuştu. Annem babamın bit pazarından aldığı ceketi yıkamış, eski pantolonunu da ütülemişti. Yakıştı babama değil mi abi? Sahiden çok yakıştı. Susun ulan. Nazar değdireceksiniz babanıza. Usta, iki kuru bir pilav. Buyurun. Garson oğlum, bana bir komposto getirir misin? Garson, bana bir sirkeli piyaz. Tamam beyim. Hava çok soğuk değil mi? Hı. Yağmur da yağıyor. Eve varana kadar ıslanacağım. Öğretmen çok ders verdi. Soğukta nasıl yapacağım bilmiyorum. Neden halk evine gidip yapmıyorsun? Orası sıcaktır. Bir şey demezler mi? Niye desinler? Isındım. Para ver demezler mi? İstersen okumak için kitap da alabilirsin. Ceketin ıslanmış. Çıkar da kurutalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şey...
Ne var? Bana da kitap verir misiniz diyecektim. Veririm tabii. Hangi kitabı istiyorsun bakayım? Benim okuyabileceğim bir kitap amca. Efendi ile iyice arkadaş olmuştuk. Yemeklerini evinden ben alıp getiriyordum. Böylece bütün boş zamanımı kütüphanede geçiriyordum. Hepsini okudun mu? Okumayı düşündüm ama vaktim olmadı. Sen okumaktan vazgeçme sakın. Okumak da bir tür ibadettir. Okuyacağım. Çok okuyacağım. Ben öğretmen olacağım Zihni amca. Evet. Derdin ne senin be? Konuşsana. Anlatsana oğlum. Şurada 3 gün izne geldik. Tadımızı bozma. Kız gitti. Hangi kız? Sevdiğim kız be. Evlendi. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Ne bileyim ulan. Senin bir şey anlattığın var mı? Kardeşim. Lan ben o herifi. Lan o herif benim kardeşimi nasıl böyle bir hale koyarmış? Al. Sen de niye ağlıyorsun şimdi? Sana ne? Ben de ağlıyorum işte. Bizim hiç derdimiz yok mu sanki? Ben okumalı. Ne yaptın ulan? Ne yaptın? Şapkayı attın oğlum. Okula nasıl gideceksin şimdi? Sahi okula nasıl gideceğim? Dur Muzo, yakalayamazsın. Efendi'ye verdiği sözü tuttu. Liseyi ardından Diyarbakır Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Önce öğretmen, sonra ünlü gülmece yazarı Muzaffer İzgü oldu.